Herkese merhabalar. Yine bir videoyla sizlerle beraberiz. Biraz hani bir süredir böyle yaz rehaveti mi diyeyim, ne oldu bize bilmiyorum ama yine beraberiz ve çok mutluyum. Çünkü bu videolar bize hani size olduğu kadar bize de motivasyon veren videolar oluyor ve yaptığımız şeyin aslında kendimiz için de değerini bildiğimiz ufak anlatımlar oluyor. Ve bugün de yine çok severek gerçekleştirdiğimiz diyeyim. Hani çünkü ben bir fikir ortaya attım ve beraber yaptığımız ve böyle birkaç kişi olarak oluşturduğumuz güzel bir tasarımdan bahsetmek istiyorum. Şu an biz Temmuz'dayız ama bu hikaye Mart ayında başladı. Yani Mart 2021'de başlayan bir ürün hikayemiz var ve sizlerle bugün bunu paylaşıyor olacağım. Ben çok heyecanlıyım şimdiden çünkü o süreci hani sıfırdan bir şeyin başlayıp sonunda somut bir ürün olarak karşımıza gelmesi zaten benim en büyük motivasyonum ve bugün bu süreci de paylaşabiliyorum sizlerle. O zaman hadi bakalım. Herkese merhabalar. Bugün bir pazartesi günündeyiz. Hatta Mart ayının bir pazartesi günündeyiz. Melisa geldi. Bugün şöyle bir şey var. Aslında hafta sonu üzerinde biraz düşündüğüm, çalıştığım bir ürün grubu diyeyim. Ürün grubu da aslında kendimiz için yapacağım bir ürün grubu. O yüzden de böyle eksik kalan birkaç parça vardı. Onlarla ilgili bugün sizlerle bir tanesiyle ilgili aslında konuşacağım. O da şöyle bir şey. Mini bir koltuk aslında ihtiyacım var. Ama mini bir koltuk derken hani olan mevcut şeyler değil de yine kendim tasarlamak istiyorum tabii doğal olarak. O yüzden de bakalım nasıl yapıyorum. İçeriden de şöyle birkaç malzemeyi de toparlıyorum yanına ki size böyle daha iyi anlatayım hani o süreç nasıl oluyor. Hatta yani en baş böyle, ilk böyle artık oluşma aşaması. Şimdi içeriden birkaç tane düşündüğüm kumaş var, onları da alacağım. Siz de gelin. Çok yakınız. Şöyle bir şey, burada benim son dönem çok beğendiğim kumaşlar bunlar. Daha açık renk bakıyorum mini koltuklar için. Çünkü bizim mekanda, hatta şu anda fotoğrafları görebilirsiniz hani. Bizim salonumuz için düşündüm. İki tane mini koltuk. Çünkü birileri geldiğinde hani istiyorum ki birazcık birilerini ağırlayayım. Ve hani onlar da eksik kalmıştı açıkçası. Gerek duymamıştık. Sonra da karantina derken misafirlik zaten bitti. Ama ben şöyle düşünüyorum. İki tane mini koltuğu yapabiliriz gibi. Şu tonlara bir bakalım Melisa. Özellikle şu dokuyu hissettirebiliyor muyuz? Yumuşacık peluşun bir öncesi. Bir önceki peluş yani. Bununla altın rengini bir arada kullanmayı düşünüyorum. Altın rengine şaşırdın mı? Hayır. Neden? Bu da hazırmış bak. Bu da suni deri kartelası. Sertex'in bir kartelası. Çok sevdiğim bir aslında suni deri kartelası. Hatta şimdi şuradaki göstereyim. Şu. Anlaşılıyor mu? Hı hı. Mesela bu daha bakır gibi alttaki. Bu daha açık bir gol. Şampanya tonu diyebiliriz. Bununla şu ikisinden birini bir arada kullanabiliriz gibi geliyor bu koltuk için. Ki hani evin tonlarında, duvarlarda da bu tonlar var. Hani bakış olarak onu tamamlasın istiyorum. Farklı bir renk girmeden. Zaten salon çünkü çok renkli. Biliyorsunuz. Şimdi bunları da alıyorum yanıma ve size anlatayım. Şu, bunda kullandığımız suni deri, tatlı bir gold. Bunlar hep biyesi. Şu anda malzemelerimi aldım. Çünkü bunları ben düşünmüştüm aslında öncesinde. Öncesinde dediğimde dün. Öncelikle nasıl bir şey istiyorum diye aslında araştırma yaptım. Her zaman görsellerle çalışmaktan bahsediyorum size, biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şu an öğrendiniz. İlk defa izliyorsanız beni, görseller beğenimizi anlatmak için en iyi yararlandığımız şeyler. Çünkü bazen tarif etmekte zorlanırız. Özellikle müşteri konumundaki kişiler çok zorlanırlar. Hani biz daha bu işin içindeyiz, biliyoruz falan. O yüzden bizim için anlatımı daha kolaydır ama bir müşterinin anlatması zordur. Ama neyi beğendiğimizi biliriz görsel olarak. Onları toplamak. Şimdi de
size de şu anda paylaşacağım. Pinterest'ten tabii topluyorum. Hani şimdi hepsi tek tek şudur ya da bu markaya aittir diye bilemiyorum. Hani görseller Pinterest diye yazabiliriz bir sonra. Çünkü tek tek hepsini bilmiyorum. Ama geldiğim nokta şu şimdi. Ben şuradan bakabiliriz. Şimdi böyle bir dosya hazırladım kendime. Mini koltuk modu. Hani mini koltuk derken neden bahsediyorum gibi. Yani derli toplu, aslında biraz sandalyeden devşirme ve fazla yer kaplamayan ama yine de oturduğunuzda sizi biraz saracak hissi olan bir şey düşünüyorum. Tabii bunların hepsi kendi içinde bir dili var. Şimdi bunları topladım. Peki, bunları toplarken böyle zihnimde bir şeyler canlanıyor. Hatta dün de, şurada ufak çalışmalarımı göreceğiz. Kalem... Melisa, kalemlerim nerede? Acaba nerede? Beni çok rahatsız ettiği için şuraya aldım. Teşekkür ederim. Aldım. Bir de diğer kalemimi de başka yere koydun sabah. Sehpa. Yani o mesela en sevdiğim kalemlerim hep önümde. Kaleme niye ihtiyaç varmış? Bak siyah mesela, sıkıcı siyasi. Şimdi şöyle, salonda hani şu iki yere, şuralara diyeyim, bu minik koltukları koymak istiyorum. Şu an burada ayna var, aynadan önce çektiğim fotoğraftı bu. Ve yeni bir sehpa hazırlayacağız, koyacağız. Onu da hani tasarlıyorum. Burada da yanına da bir içki dolabı aslında istiyorum, bu koltuğun yanına. Onun renkleri de burada, bir lacivert kanepemiz bir saniye, şuraya. İçki dolabı diye düşünüyorum. Onda da şu malzemelere bakalım istiyorum. Şimdi küçük bir salon, o kadar büyük değil. Öyle olunca da hani bazı şeyleri kendi içine yedirerek, kaybederek hani çok göze çarpmayan ama baktığında böyle güzel bir şey varmış. Hani her yeri aynı, ayrı böyle güzel olan ama böyle hepsi uyumlu olması önemli. O yüzden de bu içki dolabı kesinlikle kanepeyle aynı renk olacak. Ama malzemesi ne renk olacak diye baktım. İşte bunları bir topladım. Hani bu seramik olabilir, lake, ahşap kaplama, işte mermeri gibi bakabiliriz. İçki dolabının içine böyle bir ayna istiyorum ve hani bu renk ayna ve şıkır şıkır dursun açıldığında gibi bir düşüncem var. Hatta burada da onu böyle bir çizmeye başladım. Hani bugün koltuktan bahsediyorduk ama içki dolabına girdim. En azından ikisinden bahsediyor olayım o zaman. Şöyle üzerine bir desen hani çalışacağız. Yani ne olduğu belli kafamda. Bunu şimdi daha detaylı AutoCAD'de çizerek ve ustalarımla konuşarak geçeceğim bir zaman olacak. Koltuk içinse hani bu güzel renkleri konuştuk. Koltuğa gelince de bu düşüneceklerim önce eskiz olarak hani baktım bir eskiz olarak nasıl olabileceğine. Şimdi bunu çizdim. Bu böyle 58 santim çapında minnacık. Gerçekten tek kişinin böyle pıt diye oturabileceği ve hani onu kapsayan bir ürüne dönüşüyor. Bunu da benim beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Online olarak çalışıyoruz. Şimdi onunla ilgili de bir ilk model çıktı fakat bununla ilgili yorumumuz oldu. Şimdi belki hani bu noktada gelişmiş versiyonu sizlerle paylaşabilirim ne noktaya geldiğimizi. Şimdilik böyle bir şey çıktı. Fakat yaptığımız yorum şöyle, buraların daha pofuduk hissedilmesini hissediyoruz. Bununla ilgili zaten üzerinde çalışmalarımız devam ediyor olacak. Bunun da işte şunları bir araya getirerek aslında güzel bir ürün ortaya çıkarmak hedefimiz. Bakalım bunun gelişimi nasıl olacak? Ve şimdi evde böyle bazı düzenlemeler yapmak istiyorum. Her zaman evi aslında biraz daha geliştiriyorum ve kendimi de biraz kobay olarak kullanıyorum bu tasarım süreçlerinde. Çünkü tasarım deneyimi olarak diyeyim. Hem müşterilerime ne yaşattığımı da görmek istiyorum. Hem de bir şeyleri önce kendime deneyerek hatalarını ya da bazı işte zor yanlarını keşfedip ona göre önlemleri alarak devam etmeyi seviyorum. O yüzden de mesela böyle bir salondaki yerleşimde baktık ki ihtiyacımız iki tane minik koltuk. Çünkü karşılıklı oturduğunuzda diyelim L kanepe şöyle bir şeydir. Yani biz hani bu L kanepeyi zaten hani çift olarak birimiz buraya birimiz buraya uzanıp Netflix izliyorken
düşündüğümüz bir hayalle tasarladık. Aslında ilk fikir olarak Mart ayında dedim bu koltuğu gerçekleştirelim. Yavaş yavaş yaza gelirken böyle açılmalar olur. Karşılıklı oturumları gerçekleştiririz ve güzel misafirlerimizi de ağırlayacağımız minik alanlarımız olur. Ve ilk etapta tabii ki bir hani tasarıma başlarken fikir olarak başlıyor. O yüzden de bir oturduğum bu tatlış koltuk oluşmadan önce en başta ihtiyacı belirliyoruz. Yani hani ben öyle yapıyorum. Özellikle özel üretim yaptığımız tasarımlarda böyle başlıyor. Bu bir ihtiyaçtır. İhtiyacı karşılaması gerekiyor. İhtiyacımız da çok da büyük olmayan bir salonda karşılıklı bu iletişimi kurmak. Yani yaşamdan öğreniyoruz dediğimiz kısmı, tasarımın en önemlisi. İhtiyacımızı tanımladık. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi ne ebatta bir şey olduğuna karar veriyorum. Yani bir planlama, ölçülendirme ve aynı paralelde de nasıl bir modda ürün olduğuna karar vermeye çalışıyorum. Bunların ikisini de yaparken tabii önce çizimde, planlamada yerleştiriyorum. İşte şu ebatlarda olması gerekiyor. Bunun 50 santim çapında bir ürün olması gerekiyordu. Ve de tam onu belirledim. Peki 50 santim çapı çok minik bir şeydir. Ufak bir koltuk. Yani hatta yemek sandalyesinden bozma koltukla yemek sandalyesi arasında bir şey. Ufacık bir şey. Tamam. Peki o zaman örneklere bakacağım. Örneklere bakmam gerekiyor. Çünkü bazen tanımlayamıyorum ne olduğumu. Hani bu ben illa benim diye demiyorum. Herkes olarak, bir insan olarak kendimiz bir şeyi, bir aklımızdan geçen fikirleri tam olarak dillendiremeyebiliriz. Ama görsel seçiminde çok iyiyizdir. Neyi sevdiğimizi, neyi sevmediğimizi biliriz. O yüzden atölyelerimde de zaten yaparken bunu nasıl yaptığımızı anlatıyorum, aktarıyorum ve bunun faydasını paylaşıyorum herkese. Bugün de bu videoyu izleyen sizlerle paylaşıyorum. Ve bir takım mood görselleri toplamaya başladım. Hatta bunların birkaçını, hatta tamamını da görebilirsiniz şu anda. Böyle hepsi birbirinden tatlı, ufak, minnoş, işte renkleri ona göre kıvrımlı, hep kıvrımlıya doğru gittiğim bir bakış açısı oldu. Ve alt tarafı da bir şekilde dolu. Yani baktığınızda diğer tarafı göremediğiniz tarzı, derli toplu böyle pıtırcık bir şey. Yine başladı pıtırcıklarım benim. Pıtırcık bir şey olsun böyle. Köpük gibi. Böyle kafamda hep böyle şeyler geçiyordu. Sırada ne var? Sırada artık bunu biraz daha hani bu yaptığımız modları bir çizime aktarmak var. Ve ben hani bunu önce çizdim açıkçası. Görünüşünü, işte kesitlerini vesaire. Ondan sonra da bunu bir üç boyutlu hale getirelim dedik. Bazı engeller dediğim, yani bunu üçüncü boyuta taşırken sevgili Beyza'yla yaptık bunu. Hatta şu anda Beyza'yı nasıl darladığını göreceksiniz. Evet, Beyza şu anda bizimle ve modeline bakıyoruz. Herkes gülüyor, niye herkes gülüyor? Ama şimdi biz bunun üzerinde çalışırken farklı modelleri, hani şunu beğendik, çok az bir fark var. Bence bunlar sevimli görünüyor bayağı. Bu da. Aynı şekilde. Şu şişkinlik benim çok hoşuma gitti. Altın evet. Şişkin olması. Çok evet. Ufak bir şey değil mi? Ne daha kadar? Daha böyle bir rahat görünüm vermiş aynı zamanda. Yani şu düzü, bu şişkini. Yani gerçekten de ikisi arasında binlercik bir şey ama fark işte böyle bir şey. Evet. Tasarım budur. Bakalım biz hani imalatta nasıl yapacağız? Evet.
Tamam neyse. Gelelim şu meşhur koltuğa. Dın 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 dın. Şimdi bunu önce bu yastıksız göstermek istiyorum size. Şimdi köpük gibi böyle popcorn gibi değil mi? Hatta evet popcorn gibi. Bunun adına biz puffy dedik ama bence popcorn da olurmuş. Sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Puffy mi daha iyi, popcorn mu daha iyi? Bilmiyorum. Hani şeye de benziyor çünkü bu dışı falan da benziyor. Neyse şöyle ki burada tasarımını yaparken hani zorlandığımız kısım, yani zorlandığımız yani formları bir araya getirmek ve sonra da imalatla ilgili kısım. Kim için dikkatinizi çekecek bundan sonra bu tip koltuklarda neden hani öyle olduğuna dair. Aslında bunu düz indirmiştik. Hani böyle bir üstüne çıkması yoktu. Hani şu hizada bitiyordu. Şu hizada en baştaki çizimde. Ama ondan sonra üzerinde çalışırken gördük ki hem bu daha iyi olacak ve ustamızla da konuştum. Gerçi en başta bu iti ustayla konuşurken pazarlık yaptım. Onu da çekmiş olabilirim diye. Evet çektim. O zaman toplam fiyatı ne oluyor? Sırt içle oturma yeri ve alt kısım aynı. Sırtın dışı sadece farklı. Ha, sadece dışı farklı. Evet. Aha. Tamam. Hadi bekliyorum tamam. Fiyatını. Sağ olasın. Tamam abi. Oluyor. Ama sonra bunu yaparken hani sadece para değil yani hani tasarımın pazarlığını da yapıyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. O yüzden de en sonunda ama vardığımız nokta o mu bu mu derken bunun daha rahat yapılabileceğini söyledi çünkü bu sırt kısmını buraya takmak için gerekli. Şimdi gerekli dedik. Burada da başka ne tarafını göstereceğim. Şu önden de böyle. Burada hani bakın ben kaldırabiliyorum yani hani zorlanmadan. Çünkü bu minnoş bir şey. Çok güzel. Şimdi o sırada hani bunları konuşurken tasarımda işte imalatta hani nasıl olacağını dair ustamla böyle bir istişare de yaptık. Onu da takiben dedik yapalım. Başlayalım yapmaya. Ve hani atölyeden de bazı fotoğraflar, videolar istedim. Beni kırmadılar. Önce iskeletini yaptıkları süreci paylaştılar benimle. İşte bunun hani döşeme olarak üstüne hani konan bu kumaşın hani döşemelik işi olan kısımda da yine paylaştılar. Burcu Hanım merhaba. Koltuğu şimdi çaktık. Bu üst kısmını kendi kumaşından kaytan dikip kapatıyoruz. Çünkü başka hiçbir şansımız yok. Burada ve hani ustalarımızın her zamanki gibi hünerleri say say bitmez ve anca gösterebilirim size yani. Hani birkaç kişinin elinden çıkıyor bu ürün ve bence çok değerli. Aynı zamanda da hani bunların paralelinde hani kumaş yani malzemenin kendisinden tasarımı ayrı düşünemiyorum ben. Hatta en başından bile acaba hangi kumaşla olur, nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlıyorum. Bunu biliyordum ki en başından beri iki kabuk olarak yapmak yani hani bir dış kabuğunu farklı yapmak istiyorum. Bu suni deri bir malzeme, güzel bir malzeme. Metalik, çok sevdiğim bir gold tonu. Tabii ki gold detaylar seviyoruz biliyorsunuz. Ve de içi de bir hani o köpük, o pof pof tatlış hissi versin diye. Yani açıkçası evde biraz riskli olabilir hani bu kadar açık bir ton kullanmak. Böyle bir şüphelerim olmadı değil. Ancak sonunda karar verdim ki bu ton olmalı. Çünkü zaten bu evin konseptine de hani çok uyuyor. Gold, beyaz. Ve de bilmiyorum yani hani biz şu an için çok kirletmiyoruz. Hani bir sorun yok şimdilik. Ayrıca bunlar da böyle hani güzel temizlenebiliyor. O yüzden şimdi bir sıkıntısı yok ve değdiğini düşünüyorum.
O noktada da bence mimarlarınıza güvenin diyorum önerilerine. Ve ben kendi mimarıma güvendim. O yüzden devam edelim. Şimdi... Melisa. Melisa Gavay. Melisa Gavay. MG Design Studio. Şimdi şuradan devam etmek istiyorum. Kabuğunu da anlattım, malzemesini de anlattım. Nasıl yapıldığını da gördünüz. Ve bunun bir bekleme süresi oldu tabii ki. Üretim sırasında büyük bir heyecanla ve pandemi sürecinde nasıl olacak gibi. Ve sonunda geldi. O gün geldi. Ve bunlar böyle pıtış pıtış kapıdan girip hop içeride yerlerini aldılar. İki tane. Ama en başta iki tanesini biz yan yana koyduk. Bunu ve oradakini. Yani hani o böyle çok içimize sinmedi. Yani planda uyuyor, planda bir sıkıntı yok. Hani baktığınızda. Ama böyle yerine gelince bir böyle şey oldu yani. Hani fazla mı kapadı, ne oldu? Çünkü bir de alışmışız ya bu lane'in gelişine. Hani buradan tam geldiğinizde salonu böyle hani sizi kucaklayan bir kanepe bekliyor. O burada duruyordu. O böyle bizi bir bozdu ama ne yapacağız falan diyordum. Sonra hani dedik... Baktım şöyle bir, dedim onu alıp bir tanesini şu tarafa koyayım. Koyduktan sonra da heh dedik tam yerini buldu. Artık hani sanki hep buradalarmış gibi gözlemliyorum. İlk buraya oturuyorlar. Yani bu da tamamen tasarımın nasıl yaşamı etkilediğine dair ufak bir gösterge olmuş oluyor. Sizlerle bugün... Böyle ufak bir tasarım sürecinden bahsetmiş oldum. Yani gerçekten de aslında bu kadar kısa sürede böyle mimari anlamda, iç mimari anlamda yaptığımız şeyler ortaya çıkmıyor. Ama bir ürün bazında bazen böyle hızlı, daha hızlı toparlayıp çıkarabildiğimiz ürünler oluyor. Ve bunlar da bana keyif veriyor sizlerle paylaşmak adına. Ve aynı zamanda kendimiz için de aslında belgelemiş oluyorum bir şeyin sürecinin nasıl olduğunu. Her anlamda güzel bir durum. O yüzden hani bugün de bunu gördük beraber. Umarım diğer videolarımızı da beğenirsiniz, bunu da beğenirsiniz, abone olursunuz, bildirimleri açarsınız ve bunun gibi videolarla biz de sizi buluşturabiliriz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, bay bay. Aslında anneannemin çok sevdiğim bir yastığı. Aslında bir tane çocukluğumun yastığıdır bu. Bence hayatımı sanki bu yastığın üzerine kurmuşum bir konseptini. Bu ekstraydı. Aslında bu yoktu. İçimden geldi.